Arkadaşlar bugün size duygusal zekadan bahsetmek istiyorum. Duygusal zekanız ne kadar güçlü? Hocam benim süperdir. Göreceğiz. Sizler için duygusal zekası güçlü olan insanlarda bulunan 7 tane özellik çıkardım. Bakın bakalım bu 7 özellik sizde varsa duygusal zekanız güçlü. Hocam benim IQ seviyem yüksek. Hocam sınavlarda hep birinci oluyordum. Hayatta ne yaptın? Bana ondan bahset. IQ'su yüksek olan insanlar okul başarısı yüksek olabiliyor ama EQ'su düşük olan insanlar hayatta başarılı olamıyor. Önemli olan okul başarısı mı, hayat başarısı mı? Şu da bir gerçek. Aslında iki zeka da güzel olsa süper olur. Zeka nedir? Sorun çözme becerisi. Derslerdeki gelen soruları çözüyorsan IQ'un yüksek. Ama hayattaki soruları, hayatta ya karşılaştığın sorunları daha rahat çözüyorsan EQ'un yüksek. İkisi beraber bir arada olsa süper olur. Akıl gücüyle gönül gücünü birleştirmek lazım. Var ya uçarız o zaman. Hocam duygusal zeka neden bu kadar önemli? Şunun için önemli. Duygusal zekan eğer güçlüyse kendi duygularını tanıyorsun, karşı tarafın duygularını tanıyorsun. Aynı zamanda hem kendi duygularını yönetebiliyorsun hem karşı tarafın duygularını yönlendirebiliyorsun. Müthiş bir beceri. Çünkü duygularımız davranışlarımız ilişkilerimizi etkiliyor. Duygularını yönetebildiğin anda hayatını yönetiyorsun, ilişkilerini yönetiyorsun. Sen şimdi duygularınla ilgili gerçekten kontrol sendeyse eğer, sorunlarla ilgili verdiğin tepkiler, insanlarla olan ilişkilerinde bütün bunları çok rahat çözebilirsin. Eğer duygusal zeka yüksekse hayatta doyuma ulaşma, tatmin olma ve iletişim kalitesi artıyor. Anladınız mı niye duygusal zeka bu kadar önemli? Duygusal zekası yüksek olan insanlara baktığımız zaman bunlarda kendine hakim olabilmeyi görüyoruz. Şefkati görüyoruz. Çok değerli şeyler bunlar. Hocam nedir tam olarak duygusal zeka? Bakın duygusal zekada ne var biliyor musunuz? 1. Kendinin ve başkalarının duygularını anlamak var. 2. Duygularını doğru bir şekilde anlamlandırmak ve isimlendirmek var. Biri var mesela çok başarılı bakıyorum ona. Beğeniyor muyum? Takdir mi ediyorum? Kıskanıyor muyum? Ne benim duygum? Bu duygunun adını koyabilme. Duygularını tam olarak bilemeyen insan bunun adını da koyamaz. 3. Duygularının nedenini ve sonuçlarını değerlendirir. Neden kıskanıyorum? Başarılı olduğu için. Eğer içimden geçen, onun için yapmak istediğim yanlış bir şey varsa bu çekememeden kaynaklanıyor. Ve bunu yaparsam ben o arkadaşımı kaybederim. Bak sonuçlarını da değerlendiriyorsun. 4. Duyguları doğru şekilde dile getirmek ve dışa yansıtmak. Şimdi duygularını nasıl yansıtıyorsun? Zaten duygusal zekası yüksek olan bir insan karşı tarafı ezemez. Empati boyutu, şefkat boyutu gelişmiş oluyor. Bunun için de çok önemli, çok değerli. 5. Duygularını etkin bir şekilde kontrol edebilmek. Bu 5 şey duygusal zekanın varlığını gösteriyor. Gelelim testimize. Duygusal zekanız ne kadar güçlü? Duygusal zekası güçlü olan insanların 7 tane net özelliğini çıkardım. Bakın bakalım sizde bu özellikler var mı? Kaç tanesi var, kaç tanesi yok? Eğer bu özellikler sizde varsa sırtınız yere gelmez. Nedir bu özellikler? Hemen veriyorum. 1. Kendini harekete geçirebilme gücü. Yani dış motivasyonla değil, iç motivasyonla çalışıyor. Bu madde bende var. Sizde var mı, yok mu? 2. Hedeflerini belirleyebilme gücü. Kendi istediği bir şeyi net belirleyebilme ve onun peşinden gitme. Birilerinin değil, kendi koyduğu net hedeflerinin olması. Çok önemli bir şey bu. Bu var mı sizde? 3. Aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme. Sorunlar var, problemler var. Eğer duygusal zekası yüksekse kolay kolay o sorunlar ve problemler onu yıldırmaz. Israrla, inatla hedefine doğru yürümeye devam eder. Bu var mı sizde? Varsa kesin başarılı olursunuz.
Duygusal zekası yüksek olan insanların hayatta başarılı olmasının altında yatan en önemli maddelerden birisi bu. 4. Dürtü ve isteklerini kontrol edebilme gücü. Bir şeyi istiyor, kendini frenleyemiyor. Ne var bunlarda? Dur. Sabır var. Zamanı gelinceye kadar bekleme var. Öteki maymun iştahlı. Hemen olsun, hemen olsun, hemen olsun. Niye hemen olmuyor? Bazı çocuklar var sabırsız. Onun geliştirilmesi lazım. Sabrı öğrenmesi lazım. Tamam da hocam nasıl sabrı öğretiriz? Bir çocuğa sabır nasıl öğretilir? Güzel bir konu. Sizde var mı dürtü ve isteklerinizi kontrol etme? Yoksa hemen bir şeyi hemen olsun ister misiniz? Yoksa sabırla bekler misiniz? O iş gerçekleştirmesi için adım adım acele etmeden ama sonuca ulaşabilecek şekilde kendinizi frenleyip planlayabilir misiniz? 5. Ruh halini düzenleyebilme gücü. Şimdi moralin bozuk, canın sıkkın, bazı şeyler istediğin gibi gitmemiş ama moralman kendini okuyup kendini o ruh halinden çıkarabilme gücü. Muhteşem bir şey. Yani duygularını biliyor, yaşıyor ve kontrol ediyor. En güzeli bu. Duygularını kontrol edemediğin anda yıkıma sürükleniyorsun. 6. Empati yapabilme gücü. Diğergamlık. Yani karşı tarafı da, şimdi duyguları okuyabildiği için karşı tarafın da duygularını, neler hissettiğini çok iyi anlıyor. Bu sefer kendini onun yerine çok rahat koyabiliyor. Bu yapıdaki bir kaynana. Hani şikayet ediyoruz ya kaynanalardan. Kendi kızını ezebilir mi? Ezemez. Mobbingle ilgili şikayetler var. Bu yapıdaki bir patron, yönetici çalışanına zulmedebilir mi? Edemez. Neden? Empati. Duygusal zekası gelişmiş bir insan onun yerine kendini koyuyor. Anlıyor ve ona göre davranıyor. Sizde bu var mı, yok mu? 7. Ümit besleyebilme gücü. Yani olumsuzluklar, sıkıntılar, problemler var ve onun ilişkiye dair, hayata dair, yaşadıklarına dair ümit besliyor. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü ümit etme özelliği sayesinde bütün negatifliklere rağmen hayatı pozitif karşılayabiliyor. Kolay kolay pes eder mi? Kolay kolay yıkılır mı? Kolay kolay vazgeçer mi bu insan? Vazgeçmez. Eğer bu 7 madde sizde varsa çok şanslısınız. Kendinizi test edin, çevrenizi test edin. Bu özelliklerden kaç tanesi var, kaç tanesi yok? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.